Sayın Bakanım, Esenyurt Sivil Toplum Kuruluşlarının çok saygıdeğer temsilcileri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kıymetli Genel Başkan Yardımcıları, Sayın Grup Başkan Vekilim, aramızda bulunan değerli milletvekilleri, çok saygıdeğer belediye başkanlarım, sayın muhtarlarım, yazılı, görsel ve internet medyasının çok değerli temsilcileri, saygıdeğer Esenyurtlular. Şimdi Türkiye'nin tam vakti. Gün doğuyor, umut yeşeriyor. Aydınlık gelecek, dürüst siyaset, onurlu bir Türkiye için. Barış için, sevgi için, umut için, özgürlük için, gençlerimiz için dostlarıyla yola çıkan hak, hukuk ve adalet mücadelesinin lideri, milletin sesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile baş başa bırakıyorum sizleri. Teşekkür ederim. Çalışıyor. Evet. Teşekkür ederim. İki değerli belediye başkanımızı dinledik. Esenyurt Belediye Başkanımız yaptığı çalışmaları anlattı. Daha önce ben Büyükşehir Belediye Başkanımızın İstanbul'a yaptığı katkıları defalarca dinledim. Burada da kısaca özetini sundu. Şunu ifade etmek isterim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Vatandaşlarımız arasında ayrımcılık yapmayız. Hangi görüşten, hangi kimlikten, hangi inançtan ve hangi yaşam tarzından olursa olsun siyasette belli bir mevkiye gelen kişi o beldeye hiçbir ayrım yapmadan hizmet verir. İşin gereği de budur. Ahlak da bunu gerektirir. Adalet de bunu gerektirir. Böyle çalışan arkadaşlarımız seçim öncesi hep karalandılar. Sosyal yardımlar kesilecek. Her şeye zam yapılacak. Belediyelerde ciddi şeyler olacak. Bütün bunların hepsi söylendi. Ama görüldü ki, uygulama bize gösterdi ki, halkı seven, halkı için çalışan belediye başkanlarımızı hazmedemiyorlar. Belediye başkanlarımızın önüne engeller çıkarıyorlar. Ya niye engel çıkarıyorsunuz? Hangi gerekçeyle engel çıkarıyorsunuz? Bırakın belediye başkanları görevlerini yapsınlar. Ahlaki temelde yapıyorlar. Belediye başkanı arkadaşlarıma seçimden önce söyledim. Seçildiğiniz andan itibaren CHP rozetinizi çıkarın. Çünkü siz artık bütün beldenin başkanısınız. Ve bütün beldeye hizmet edin. Hiçbir ayrım yapmayın vatandaşlarınız arasında. Ve yine şunu söyledim. Bir ayrımcılık yapacaksanız, yani pozitif ayrımcılık yapacaksanız fakir mahallelerden başlayın. Fakir mahallelere özellikle önem verin. Oralarda kreşler açın. Anne güven içinde çocuğunu getirip kreşe bırakabilsin. Taziyeye gidebilsin. Pazara, alışverişe gidebilsin. Komşuya ziyarete gidebilsin. Yani o da şehrin ne olduğunu görebilsin. Dolayısıyla bizim bakış açımızla iktidar sahiplerinin bakış açıları arasında dünya kadar fark var. Esenyurt'ta ciddi bir konut sorunu mu diyorduk başkan biz buna? Ciddi bir konut sorunu olduğunu biliyorum. Konut sorunu derken biliyorum. Konut sorunu derken konut mağdurlarının olduğunu biliyorum. Parasını vermişiz. Yani vatandaş parasını vermiş. 30 bin daire yapılacak. 60 bin kişiden para toplamış. Herkes şimdi mağdur. Bu paralar toplanırken Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun. Ya bu paralar toplanırken bu belediye ne iş yapıyordu? Bu paralar toplanırken bu iktidar ne iş yapıyordu? Vatandaş açıkça soyulurken bu iktidar ne iş yapıyordu? Seçimlerden önce tam üç kez salı grup toplantısında bunu dile getirdim. Tam üç kez. Yapmayın, etmeyin dedim ya. Bir insan başını sokabileceği bir ev istiyor. Para istemişsiniz, parasını vermiş. Ama istismar edilmiş. Hakkı elinden alınmış. Şimdi bu kişi
Ne olacak? Paramı ödedim, benim dairem ne olacak diye soruyor. Bunu belediye başkanları çözemezler. Bunu merkezi hükümetin çözmesi lazım. Merkezi hükümetin çözmesi için de bunların gitmesi lazım. Esenyurtlara söz veriyoruz. Millet İttifakı'nın iktidarında göreceksiniz. Allah nasip ederse sizlerin oylarıyla geldiğimizde bu sorunun kısa sürede nasıl çözüleceğini göreceksiniz. Herkesin hakkını, hukukunu teslim edeceğiz. Herkesin. Belediye başkanımızın koltuğunu hazzettiler. Düne kadar niye öbür belediye başkanının koltuğunu hazzetmiyordun? Bu belediye başkanımızı borçlandı. Hayır. Diğerlerinin bütün faturaları bizim belediye başkanımıza çıkarılıyor. Ona rağmen belediye başkanı arkadaşlarıma söyledim. Şikayet etmeyeceksiniz. Her zorluğu aşacaksınız. Sizin halka hizmetinizi hiç kimse engellemeyecek. Buna izin vermeyeceksiniz dedim. Ve hepsi de öyle çalışıyorlar. Hepsi de. Buranın bir beton ormanına dönüştürüldüğünü de biliyorum. Bir beton ormanı. Ya kentte yaşayan birisi çocuğunu alıp en azından bir parka gitmek ister. Yaşlı gidip orada oturmak ister. Emekliler orada oturup sohbet etmek isterler. Ama bunların hepsinin gözü dönmüş. Nerede bir boş alan gördüler, gökdelenleri diktiler. Beton ormanı. Bir insan beton ormanında değil, bir insan doğayla iç içe yaşamak ister. Bu da gitti. Şimdi belediye başkanımız yeşil alanları büyütmek için elinden gelen çabayı gösteriyor. Gösterecek. Engeller çıkarılıyor, engelleri de aşacak. Hakkında kaç taneydi başkan soruşturma? Toplam 137 soruşturma açmış. Açmazsanız namertsiniz ya. Açmazsanız namertsiniz. Ne olacak yani? Verilmeyecek hesabımız yok ki ya. Alın teri. Kardeşim, alın teri dökmüşsen mesele yok. Harcadığın her kuruşun hesabını millete vermişsen hiçbir sorunumuz yok. Sanmayın ki sadece Esenyurt için bunlar oluyor. Hayır, bütün belediye başkanlarımız için aynı şeyi yapıyorlar. Biri gidiyor, öbürü geliyor. Biri gidiyor, öbürü geliyor. Devamlı denetleyelim, devamlı engelleyelim, devamlı haciz koyalım. Banka hesaplarına haciz koyalım. Bunlar bir iş yapmasınlar, biz de dönüp meydanlarda diyelim ki bak siz seçtiniz, bunlar bir iş yapmıyorlar. Ama bizim belediye başkanlarımız zekalarını kullanıyorlar. Her kuruşu halk için harcıyorlar. Onlar ne yaparlarsa, hangi engelleri çıkarırlarsa çıkarsınlar, o engelleri büyük bir başarıyla açmasını da biliyorlar. O nedenle hepinizin huzurunda bütün belediye başkanlarımına yürekten teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Halk için çalışıyorlar. Sizin için çalışıyorlar. Şimdi değerli Esenyurtlu arkadaşlarım, kardeşlerim. 150 günde 150 proje diye başladı. 150 günde biraz fazla hızlı gitti. 190 projeyi gerçekleştirdi. 150 günde 190 proje. İstanbul'un katmerleşen bütün sorunlarıyla mücadele etmeye başladı. Bütün metro yatırımları durmuştu. Para bulamıyorlardı. Çünkü kimse güvenip kredi açmıyordu. Ekrem Başkan, inşaatı duran bütün metro inşaatlarını yeniden başlattı. Yeniden. Ve geçen gün en büyük metro inşaatını, metro tünelini mi, tünel mi diyelim, metro hattını diyelim. Metro hattını açtık değerli arkadaşlarım. Şimdi bakın Esenyurt'a da gelecek yine metro hatlarını başlatıyor ve onları da inşallah kısa süre içerisinde, bazen hedefinden önce, öngörülen hedeften önce de hizmeti açıyor. Şimdi ona da engel çıkarmaya çalışıyorlar. Onu da efendim engellemeye çalışıyorlar. Nasıl olur da biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevden alırız. Bunun arayışı içindeler. Hiç kimse unutmasın, Ekrem Başkan'ı hiç kimseye kaptırmayız. Onun hesap vereceği tek organ 16 milyon İstanbulludur. 16 milyon. Hesabı verecekse 16 milyon İstanbulluya verecek. Demokrasi mi diyoruz? O zaman seçimle gelen seçimle gider.
Seçimle gelenin seçimle gitmeyeceğini görüyorlar. Başkanın bir sonraki seçimlerde çok daha büyük oy alacağını da biliyorlar. O zaman ne yapalım? Ayağını nasıl kaldırırız? Kaydırırız. Yargıyı sopa olarak kullanıyorlar. Ama buradan Esenyurt'tan o savcılara da hakimlere de sesleniyorum. Hiçbirinizin adalet duygusuna sahip olmadığınızı biliyorum. Adalet duygusuna sahip olmayan, vicdan sahibi olmayan hiç kimsenin hakim koltuğunda oturmaya hakkı da yetkisi de yoktur. Sanıyorlar ki gelecekler istediklerini yapacaklar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç kimsenin babasının malı değildir. Hiç kimse unutmasın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100 yıllık bir kuvayi milliye ruhu vardır. 100 yıllık. 100 yıllık sıradan bir parti değildir Cumhuriyet Halk Partisi. Belediye başkanlarımız çalışıyor, eve çalışıyor. Arı gibi çalışıyorlar. En küçüğünden en büyüğüne kadar. Engeller çıkarıyorlar, çıkarsınlar. Hiç önemli değil. Ama yargının sopa olarak kullanılmasını asla kabul etmiyoruz. Takdir millete aittir. Milletin sesine de oyuna da güven duyacağız. Hem demokrasi diyeceksin, hem millet diyeceksin. Arkadan milletin arkasından dolanıp milletin oyunu yok etmeye, saymamaya çalışacaksın. Bunu kabul etmiyoruz. Bunun mücadelesini vereceğiz. Hiç kimse endişe etmesin ve hiç kimse sakın umutsuzluğa kapılmasın. Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmaya hakkı da yoktur. Hep beraber Türkiye'yi 2. yüzyılında demokrasiyle taşlandıracağız. Hiç kimse endişe etmesin. Güzel ülkemizi demokrasiyle taşlandıracağız. Kadınıyla, erkeğiyle, doğusuyla, batısıyla, güneyiyle, kuzeyiyle, gelenekleriyle, görenekleriyle, örfüyle, adetiyle herkesi kucaklayacağız. Hiçbir ayrım yapmayacağız. Burada Esenyurt'ta belediye başkanımız yurt dışından gelen Suriyeliler de dahil olmak üzere, Afrikalılar da dahil olmak üzere, diğer yerlerden gelen pek çok yabancı var. Ama hiç kimseye düşmanlık hissettirmeden ve düşmanlık yapmadan, kin duymadan herkese hizmet etmeye çalışıyor. Evet, bugün biz belediye başkanımızın öncülüğünde iki otobüse Suriyeli kardeşlerimizi onların iradeleriyle Suriye'ye gönderecektik. Diyorum ya sık sık davul zurnayla göndereceğiz onları diye. Hemen müdahale ettiler. Vay, nasıl olur? Kılıçdaroğlu geldi, Suriye'ye gönderecek. E biz ne diyeceğiz? Ne derseniz deyin, en geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye davulla, zurnayla göndereceğiz. Hiçbir engeli tanımayacağız. Onlar bizi tanımıyorlar. Bizim ne düşündüğümüzü de bilmiyorlar. Biz halkı düşünüyoruz, onlar ceplerini düşünüyorlar. Ben hep merak ederim. Ya kefende cep yok arkadaş ya. Ne yapacaksınız siz bunları? Bu kadar yolsuzluğu ne yapacaksınız ya? Gerçekten hayret ediyorum. Ne yapacaksınız ya? Sonunda 3 öğün yemek yiyorsunuz ya. Ne yapacaksınız yani? Ne yapacaklarını gayet iyi biliyorum. Ama halkı bu ülke, yani halkımız onlara gerekli dersi seçim sandığında verecek. Bu konuda en ufak bir endişem yok. Sabırla bekleyeceğiz. Sabırla bekleyeceğiz. Sandık gelecek, derslerini vereceğiz. Ondan sonra göreceksiniz Esenyurt nasıl oluyor, İstanbul Büyükşehir nasıl oluyor, diğer büyük şehirler nasıl oluyor, Türkiye nasıl oluyor, bütün bunları. Kucaklaşma nasıl oluyor, helalleşme nasıl oluyor, insanlar birbirlerine nasıl saygı gösteriyor, hiç kimsenin ötekileştirilmediği bir Türkiye nasıl inşa ediliyor? Bunu sadece Türkiye'de değil, bunu bütün dünyada yankılanacak şekilde bütün dünyaya göstereceğiz. Bu ülkenin barışını, bu ülkenin kardeşliğini, bu ülkedeki sevdayı, bu ülkedeki hoşgörüyü, bu ülkedeki hoyratı, bu yani hoyrat dedim, Şanlıurfa'nın hoyratını kastediyorum. Hoyratını, bu ülkenin müziğini hemen hemen hepimiz hem bileceğiz, hem içselleştireceğiz, hem de yaşatacağız. Bu bizim boynumuzun borcudur. Efendim ben tekrar
hem Esenyurt Belediye Başkanımız adaşım Kemal Deniz Bozkurt'a hem Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na hepinizin huzurunda sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Diğer belediye başkanlarımız da burada, onları da görüyorum. Onlara da en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Onlar da bütün engellemelere rağmen görevlerini yapıyorlar. Yapmaya da devam edecekler. En büyük dayandıkları, en büyük güç sizsiniz. Desteğinizi belediye başkanlarımızın arkasından asla ve asla çekmeyin. Destek verin onlara. Onlara moral verin. Çünkü onlar sizin için çalışıyor ve size hizmet ediyorlar. Hepinize tekrar yürekten teşekkür ederim.